Şimdi Fenerbahçe'nin tam aksi bir durum Taner hı hı. söz konusu. Yarın saat 19'da Ankara gücüyle karşılaşacak. Evinde Galatasaray. Evet. Hemen arkasından 3 Ekim'de United deplasmanı. Aslında burada biraz e, kritik bir durumdan bahsediyoruz. E, gruptaki Şampiyonlar Ligi'ndeki akıbeti belki de e, hani ne olacak ne bitecek bize bir işaret verecek. Ardından dönüşte Antalya deplasmanı ligde. Sonra Beşiktaş derbisi, hı hı. sonra Bayern Münih maçı. Gerçekten zor. zor bir şey. Çıkmış. Bu oynanan futbolla bu periyodu kayıpsız geçmek imkansız. Hı. Tabii ki Bayern Münih deplasmanı falan ayrı bir dünya orası ama yine de Galatasaray ile alakalı şunu kabul etmek lazım. Eminim Okan Hoca da bu konuda özel işleri yapıyordur. Oyunun çok daha iyi noktalara gitmesi lazım. Ama şunu da görelim. Geçen sezona paralel gidiyor şu an Galatasaray. Yani Fenerbahçe gibi vitesi 5. Beşe takıp da yol alan bir oyun değil. Geçen sezonu da hatırlayalım. Fenerbahçe yine 5. viteste sezona girmişti. Ama bu sezon daha da iyi gidiyor. O da ayrı bir şey. Ama Galatasaray geçtiğimiz sezona 1. viteste başladı. 2'ye taktı. 3'e taktı. Hoca 3'e geldiğinde istifa şarları vardı. Sonra 4-5 derken 14 maçlık seri. Galatasaray tarihine geçen bir galibiyet serisi. Ve ardından şampiyonluk. Bugün gelinen noktada aynı çizgi devam ediyor. Bunun en büyük sebebi transferlerin bazılarının geç kalması, transferlerin bazılarının sakat gelmesi, Zaha gibi, transferlerin bazılarının uyum problemi yaşaması. Bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman Okan Hoca'nın geçtiğimiz sezonki kadrosuyla büyük oranda bu sezona devam ettiğini görüyoruz. Değişim var mı? Var. Angelino gibi. Fakat Angelino'yu iyi bir merkez ortasıyla tandemlemediğin sürece Performans veremediğini de herhalde geçtiğimiz sezonlardaki kendi kariyerindeki rakamlarından görüyorlardır. Ya da videolarından, içeriklerinden. Çünkü oyuncunun hücum beki olması merkezde eğer savunma bekin yoksa, e, merkez orta sahan yoksa sancı yaratıyor. E bu da yok. Yani kariyeri 10 numara olan oyuncuyu, Kerem'i merkeze çekmek zorundasın. Öyle yapıyorsun. Sakatlıklarla boğuşan Zaha'dan tam anlamıyla performans alamıyorsun gibi gibi problemler var ve bu problemler kalıcı problemler değil. Fener Galatasaray muhtemelen devre arasında 6 numaraya önemli bir transfer yapacak. Ve o boşluğu kapatmazsa eğer Şampiyonlar Ligi rüyası son 16'ya kalsa bile çok uzun sürmeyebilir. O yüzden mecburen orayı kapatması gerekiyor. Ama devre arasına kadar zaten aşağı yukarı belli olmaz mı Galatasaray'ın? Belli olacak işte. Eğer ah, evet. ki gruptan çıkarsa Galatasaray devre arası merkeze bir transfer gelir. Gruptan çıkacağını öngörüyorum. Yani tahminim o yönde. Ama gruptan çıkamazsa lig için evet bu kadro zaten yavaş yavaş ön tarafta hakim tam anlamıyla hazır olunca TT ilk 11'e yeterince girebildiğinde Zaha sakatlığı atlattığı zaman yani senin ideal üçlün ön tarafta hazır olduğunda ileride Icardi ile birlikte bu dörtlü tamamlayacak Galatasaray. Bu dörtlü tam anlamıyla olmadığı zaman şimdi biz Fenerbahçe'yi nereden övdük? Ön tarafta Simanski'den Tutun'da da Tadici'ne hepsi komple savunma yapıyor. Komple hücum ve komple savunma. Galatasaray'da bunu şu anda göremiyoruz. Yani komple hücum da yok, komple savunma da yok. Hatta bu ikisi yüzde bile değil. Yani bireysel yeteneklerin çok daha fazla öne çıktığı bir oyun görüyoruz şu anda Galatasaray'da. Ama bu ne olacak? Tabii ki de aşılamayacak bir duvar değil, zamanla aşılabilecek bir durum. Ama o zamanı da iyi değerlendirmesi gerekiyor Galatasaray. Bu değerlendirme nedir? Şu ana kadar iç sahada Kopenhag'ı yenememek dışında, iç sahada Kopenhag'ı yenememek dışında ben çok büyük bir defo göremiyorum. Çünkü şu an lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinden geliyorsunuz. Öyle gidip de hani Beşiktaş gibi 6. haftada playoff'a biz hazırız mesajı da vermiyorsunuz. Onu da kabul edelim. E diğer taraftan da periyot içerisinde kazanmaya da bir şekilde devam ediyoruz. Önemli olan bu. Kötü oynarken de kazanmayı becermek çok önemli. Çünkü 5. viteste giden bir takımla şu an ikinci viteste belki olan bir takım eğer 6. haftada ya da 5. 6. maçında liderin iki puan gerisindeysen bu çok büyük bir avantaj. Neden? Çünkü bu vites artacak. Sen vitesi arttırdığın zaman o 5. viteste giden takım 5. viteste ne kadar gidebilecek? Ciddi bir yorgunluk anlamına geliyor çünkü bu. Bakalım sezonun tamamında bunu randıman sağlayabilecekler mi? Yani bunu bir araba gibi düşün. Hı hı. O motor yorulacak. O motoru bir sakinleştirmen gerekecek. O dönemde pe peki vites düşünde diğer takım ne yapacak? Şu an Galatasaray doğru yolda gidiyor. Ama dediğim gibi e, oyunun toparlanması için de Geçen sezon bir 10 hafta gerekiyordu. Şu anda 6 hafta geride kaldı. Bakalım bu hafta bu sezon kaç hafta gerekecek. Şimdi buna çok vurgu yapılmıyor ama e, Icardi'ye belki bir parantez açmak lazım. Hı hı. Çünkü henüz %100'ünü vermemesine rağmen Galatasaray'ın en dikkat çeken oyuncusu ve e, skor yükünü ciddi anlamda çekiyor Icardi evet. e, ve bir alternatifinin olmaması aslında Galatasaray taraftarını endişelendiriyor Taner. Çünkü bunun bir Yok e, sence? cezası var, sakatlığı var mı sence? Yani şöyle... İsim e, olarak sormuyorum, bakan performans bunun, olarak soruyorum. Ama şöyle Icardi performansını zaten herkesten bekleyemeyiz. Yani adamın şu anda %50 ile oynadığı oyun bizim ligimizde gol krallığına tekabül ediyor. Şimdi Icardi gibi bir adamın tabii ki borçunu kapatmak istiyorsan kasandan bir 20 milyon euro daha çıkartacaksın. Çıkartabiliyor musun? Çıkartamıyorsun. O yüzden mecbursun. Evet Icardi yokken onu bir şekilde kapatacaksın. Nasıl kapatacaksın? Elinde Zaha gibi bir skorer oyuncu var. Hakim Ziyek. Kariyerine bak. İnanılmaz skorer bir oyuncu. E diğer taraftan e, Bakan bu aldın. Bakan bu da yine iyi bir oyuncu. E, Tete, Kerem. Yani bu oyunun aslında Icardi düştüğü zaman skor problemi yaşamaması lazım. Ya da Icardi cezalıysa ya da kart sakatlık durumu yaşadıysa bu boşluğu kapatabilmesi gerekiyor bu kadronun. Yani öyle bir oyun kurarsın ki ya da kadro kurarsın ki arkanda oynayan oyuncular kilit pas veremez, ...asis yapamaz, bir türlü oyunun içerisinde yoktur, skor üretemiyordur. Dersin ki tamam Icardi yoksa bu takım çöker. Ama arkada oynayan oyuncu grubu da kariyer rakamlarına baktığımız zaman ciddi skor üretmiş olan oyuncular. O yüzden ben problem yaşayacaklarını çok düşünmüyorum ki Hakim'in de kariyerinde son adam oynadığı maçlar var. Zaha'nın da son adam oynadığı maçlar var. Yani bakan bu değil sadece tek çareniz. Planlama içerisinde başka opsiyonları da Okan Hoca değerlendirebilir. Bu arada az önce Galatasaray'ın fikstüründen bahsettik Taner. Şunu da vurgulamak lazım. Araya bir milli ara girecek. 5 işte, karşılaşmadan bahsettik. Işte. Üçünden sonra yani... Ankara gücü Manchester United deplasmanı ve Antalya Spor deplasmanından sonra bir milli ara var. Ve milli aradan sonra Beşiktaş derbisi ve arkasından Bayern Münih maçı oynanacak. Şimdi bu milli araya nasıl girilecek bir kere? Yani iki galibiyet bir beraberlikle de girmek var. Daha farklı da girmek evet. var. Ve o milli aradan nasıl çıkılacak? Belki az önce söylediğin o vites yükseltmesi Ondan o milli arada olur. da gerçekleşebilir. Hatta şöyle hatırlayalım. Ezgi geçtiğimiz sezonun aynı dönemi demiştim ya 10. hafta. Hı hı. Okan Hoca nerede eleştiriliyordu? Oyun kötü gidiyordu. Evet. Son artık Beşiktaş maçı. Bak son maç Beşiktaş maçı. Bu maçı da kaybederse kesin gider denilen bir ortam vardı. Yine aynı tablo. Yine bir Beşiktaş maçı evet. ve şu anda ben Galatasaray tabii ki geçti bir sezon gibi puan kayıplarıyla giden bir Galatasaray yok ve e, muhtemelen milli araya daha da güçlenerek giren bir Galatasaray olacak. Bunu göreceğiz gibi gözüküyor. Evet. Peki Şimdi bir e, haber merkezimize gidelim tamam. istersen Taner. E, bugün malum e, haftanın son işlem günü ve acaba e, takımlarımız e, borsada haftayı nasıl tamamladılar? Her cuma olduğu gibi Aparası bir Uğur Korkmaz'dan bilgileri alacağız. Uğur günaydın, hoş geldin yayınımıza söz, söz sende.